bana en acı kırmızı biberi. Sürmeli o dibi yansın bakalım. Gülben Ergen Nişantaşı'nda bir kafede kameralara yansıdı. Merhaba. Nasılsınız? İyi, siz? Maskeli röportaj. Evet, pandemi döneminde de çalışmalar devam ediyor. Bir yandan çalışıyorsunuz. Durmadan çalışmıyoruz. Bir senede hiçbir şey yaptığımız yok. Yeni albüme girdim. Çok güzel. Artık hani çalışacağım. Bir iki tane televizyon programına çıktım. Biraz insan görelim. Bir bakalım ne durumdayız. Girdim stüdyoya. Yılbaşına doğru yetiştirmeyi planlıyoruz. Ne kadar hani durum kötü erteleyelim, memleketin durumu kötü erteleyelim. Bu korona yakın zamanda gidecek gibi durmuyor. O yüzden müzik hiçbir şekilde dursun istemediğim için girdim bakalım. Yılbaşına doğru albüm çıkacak. Şimdi albümün toplantısı var. Ergen yeni albümünde yakın dostu Mustafa Sandal'a ait bir şarkıya da yer vereceğini belirtti. Ben her zaman kendimi yenilemekten yana olduğum için yine kendimi yenilediğim bir repertuar bence. Yaptığım single'lardan çok güzel geri dönüşler aldım. Ama artık albüm yapmak lazım. O da zor iş. 9-10 şarkıyı bir araya toplamak. Toplayacağım, güzel olacak diye düşünüyorum. Kimlerden var Gülben Hanım? Özellikle istediğiniz ya da arzuladığınız isimlerden alabildiniz mi? Çok sevdiğim arkadaşlarım var ama hepsini beraber söyleyeceğim. Bir Mustafa Sandal şeyi yapayım şimdi burada. Bugün gelecek stüdyoya çok güzel bir şarkısı var. Uzun zamandır ama kendi albümlerine ve single'larına kapandığı için diye ele veriyorum şu anda Mustafa'yı. Çok heyecanlı. Bugün karar vereceğiz onun şarkısına. Evet, olur mu peki? Çok heyecan. Ya biz düetin en güzelini yaptık. Olmayabilir de ama onun sesi, vokali olabilir. Mustafa benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok güzel şarkılar yapıyor. İstinye'de 3 oğluyla yaşadığı evini kiraya verip daha küçük bir eve taşındığı konuşulan ünlü şarkıcı pandemi nedeniyle maddi anlamda yıprandığını açıkladı. Müzik piyasası biliyorsunuz gitgide hani dibe çöktü malum kısıtlamalardan dolayı. Siz de bence, bu anlamda maddi anlamdan yıprandınız mı? Bence çok üzünlü. Yıpranmayan, ben yıpranmadım diyorsa ben inanmam ona. Elbette ki yıprandık ama farklı yıpranmaların yanında belki bizimki yıpranmak sayılmaz. O yüzden üslubunca konuşmak lazım. Etkilenmedim demek mümkün değil. Ama olana da razı olmak bizim yaşam şeklimiz. Gülben Ergen, annesi Gülser Ergen'in 65 yaş yasağı nedeniyle büyük panik yaşadığını söyledi. Son kısıtlama saat 10'a kısıtlamanın gelmesi. Annem çok panikte. Duydun mu bana yasak gelmiş şimdi diye. Çok fena. 10'la 4 arası. Öpüyorum sizi. Sırtına hacamat yaptıran Ergen, sırtım kıpkırmızı ama çok faydasını gördüm dedi. Geçtiğimiz günlerde sanıyorum bir merkeziydiniz, sağlık merkezinde. Hacamat yaptırdınız. O da çok sırtımı, bayağı... sırtımı bir göstersem size hala kıpkırmızı. İzler duruyor mu bardak izi? Bardak duruyor. Duruyor ve bir ay daha duracakmış. Allah'tan kış, Allah'tan sahne yok. Bir ay daha duracakmış. Bir ay sonra geçecek. Hacamat İbn Sina tıbbından bu yana çok kullanılan bir yöntem. Ağrıları dindirici, stresi azaltıcı, vücuttaki kan akışını dengeleyici bir yöntem. Kupa ve hacamat yaptırdım. Çok faydasını gördüm. Ünlü şarkıcı geçen yaz Bozburun'daki tatil fotoğrafının altına kendi hesabından can kadın mesajını yazmış. Bunu görenler Gülben Ergen fake hesabına geçmeyi unuttu, rezil oldu yorumlarını yapmıştı. Ergen, fake hesabınız var mı sorusuna magazin tarihine geçen unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz sözünü güncelleyerek yanıt verdi. Siz bunlarda bir fotoğraf paylaşmışsınız. Altınıza kendinize övücü bir yorum yaptığınız için bazı yorumlar yapıldı. Gülben Ergen fake hesabına geçmedi diye. Var mı bir fake hesabınız? Gerçekten o ne ya? Öyle bir yorum can kadın mı? Evet, evet. Can kadın, evet. Can kadın bak bana yaradı o yine bana yaradı. Unutmayın ki can kadına bir şey olmaz oldu 2020. Yok tabii ki öyle bir şey. Görüşmek evet, tamam, üzere, bay bay, sağ olun.